Arkadaşlar merhaba herkese tekrar. Bana gelen yorumlardan bir tanesi de etkili sunum teknikleri hakkındaydı. Ömer Yıldırım ismindeki arkadaşımla birlikte veriyoruz. Kendisi hem oyuncu hem yönetmendir. O ses egzersizleri yaparak sesimizi nasıl doğru kullanmamız gerektiği konusunda bilgiler veriyor ve bunları nasıl hani fıtratımıza, doğamıza geçirmemiz konusunda bilgiler verirken ben de teknik olarak PowerPoint, Prezi nasıl hazırlanır onlardan bahsediyordum. Fakat o eğitime katılan, birebir katılanlar bilirler ki PowerPoint'i isterseniz öyle bir kullanırsınız ki Prezi'den dahi daha güzel olabilir. Prezi biraz daha hani görseli güzel görünüyor. Fakat inanın PowerPoint'ta da aynı efektleri, aynı hissi oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla ben bugün sizlere bazı PowerPoint konusunda yapabileceğiniz güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Umarım hoşunuza gider. Gelin PowerPoint'e girelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere PowerPoint kullanırken sunumlarınızı daha heyecan verici, daha etkili yapacak bir geçiş göstermek istiyorum. Bakın, en baştan yapmaya çalışacağım ki daha iyi anlaşılsın diye. Öncelikle daha önceki videolarımda sunumlarınızda, tezlerde, makaleler için hani resim veya şekil ihtiyacı olduğu zaman Google'dan nasıl şekilleri bulacağınızı ben göstermiştim. O videoya lütfen bakın. Tekrar bir resim bulacak olursak şöyle yapacağız. Mesela laboratuvar resmi bulmak istiyorum. Laboratuvarı yazdım. Görsellere gelmem lazım. Google'dan görsellere geldim. Fakat ne yapıyorduk? Araçlar vardı. Araçlardan boyutu en büyük olanını seçeceğim ki rezolüsyonu, çözünürlüğü dediğimiz yüksek olsun. Ne kadar yüksek olursa o kadar güzel olur. Mesela bu fotoğraflardan bir tanesini seçmek istiyorum. Sadece bunu örnek olarak gösteriyorum. Ben mesela sunumda bir laboratuvarı veya bir laboratuvarda geçen bir olayı anlatacağım. Bakın, mesela şunu seçeyim isterseniz. Güzel bir fotoğrafa benziyor. Kaydet diyorum. Farklı kaydet. Lab diyeceğim buna. Ve desktop'a kaydedeyim. Kaydettim. Şimdi aşağı iniyorum. Evet, burada var laboratuvarımız. Şimdi bu fotoğrafı ben tanıtmak istiyorum sunumla. Hemen bir PowerPoint sunumu açıyorum. Yeni bir PowerPoint sunumu. Genelde şunları sevmem ben. Bunları sileyim. Şimdi sürükleyerek resmimi attığım zaman tam şöyle birazcık büyütüyorum ki bütün slaytı kaplasın. Siz tabi slaytınızın ebatlarını değiştirebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Ve ben PowerPoint'i prezentasyon moduna getirdiğim zaman tam ekran şu şekilde çıkacak. Örneğin burada benim yapmak istediğim ne olsun? Şu arkadaki iki tane adamı ilk önce anlatmak istiyorum. Bakın bunlar şöyle şöyle yapıyor. Sonra buradaki iki adamı anlatıyorum. Bunlar da işte olayın müdürleridir, şuydur buydur. Ve bunlar ne yapıyor? Şuradaki aleti yapıyorlar diye. Böyle üçe böldüm. Ve anlatırken slaytı ben bu şekilde anlatırsam anlatabilirim tabii ki. Fakat o kadar heyecanlı olmaz. Bakın gelin bu anlatımı biraz daha heyecanlı hale getirelim. Nasıl yapabiliriz? Bu slayt burada kalsın. Bunu duplicate yapıyorum. Aynı slayt. Slaytları yalnız biraz küçülteceğim. Şu sağ alt köşeden küçültebilirsiniz. Nasıl olsa solda bir ön izlemesi olduğu için sağ alt köşeden küçültmenizde hiçbir sakınca yok. Şimdi ilk anlatacağım şey neydi? Şuradaki iki adamdı. Dolayısıyla bu iki adamı biraz büyüteceğim. Daha çözünürlüğü yüksek bir fotoğraf bulursanız çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Ben bunu rastgele buldum. Dolayısıyla çözünürlük birazcık bozuk olabilir. Bakın iyice büyütüyorum. Şu zaten soldaki ön izlemeden görüyorsunuz ne kadar olduğunu. Ben hatta daha da büyüteceğim ki sadece o iki adam gözüksün. Bakın bu kadar büyüttüm. Evet. Nasıl? Şöyle dursun. Güzel.
Bunu duplicate yapıyorum. Bu sefer şuradaki iki adamı getireceğim. Çünkü ondan bahsedecektim. Hatırlarsanız sunumda. Şu şekilde. Yine duplicate yapıyorum slide'ımı. Bu sefer de aletten bahsediyorum. Aleti şöyle tam ortaya bir yere getireyim. Tabii en sonda şu şekilde tam böyle. Biraz daha aşağıya gelirse güzel olacak. Evet, şu şekil güzel. En sondakini de tekrar şu slide'ı duplicate yapıyorum. Yine en sona koyuyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, birinci slide hariç 2'den 5'e kadar seçiyoruz. Bakın seçildi. Sonra transitions dediğimiz kısma geliyoruz. Bu geçiş demek bu. Bu geçişlerden morph geçişi var. Ona basıyoruz. Evet. Morph'a bastıktan sonra artık geçişimiz tamamdır. Birinci slayta gelelim. Ve şimdi bakalım nasıl anlatacağım. İlk önce genel bir anlatım yaparsınız. Sonra bakın arkadaki iki adama morph slaytının geçişi nasıl olacak? Gördüğünüz gibi. Sonra diğer adama geçiş. Ondan sonra alete geçiş. Ve sonra tüm laboratuvar tekrar. Gördüğünüz, bunu Prezi'de de yapabilirsiniz. Prezi PowerPoint'i eğer kullanmasını bilirseniz Prezi'deki yaptığınız birçok işi PowerPoint'ta da yapabilirsiniz. Bunu göstermek istiyorum. Tekrar gösterecek olursam isterseniz tekrar çıkayım. Birinci slaytımızı yaptım. Diğerlerini sadece birazcık büyüterek koydum. Hangi yere anlatacaksam oraya denk gelecek şekilde. Sonra birinci slaytın aynısını sona koydum. Ve ikinci slaytla sonuncu slaytı tarayarak morph yukarıda gördüğünüz gibi geçişini işaretledim. Ve bunu yaptıktan sonra da bütün laboratuvar görünüyor. Arkadaki kişiler, diğer iki kişi ve alet. Tabii ki tekrar başa dönüp işte bu bizim çalışmamız diye anlatabilirsiniz. Ha bunu siz kendi tezinizi anlatırken veya bir çalışmanızı anlatırken eğer bir slaytta birkaç şey anlatacaksanız onları bu şekilde morf geçişiyle geçerek daha heyecanlı, daha güzel, daha presentable yapabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Etkiliyor. Evet, sizin zaten sunumdaki en önemli silahınız sunumu izleyenleri etkilemektir. Ve bu benim anlatacağım daha da slaytlar şey videolar gelecek bu konuda. Slaytları daha etkili nasıl yapabilirsiniz diye bunları anlatmaya çalışacağım. Bu onlardan bir tanesidir. Yapın. Bir tane siz de aynısını ya da benzerini yapmaya çalışın. Hoşunuza gideceğine inanıyorum. Ve kendi slaytlarınızda da en azından hepsinde değil ama bir başlangıç slaytında veya en son slaytınızda kullanarak bu gibi etkileyici dinleyenlerin kafasında slaytınızın veya da bilgilerin kalmasını sağlayabilirsiniz. Evet, bu bilgilerle tezinizi veya bilimsel sunumlarınızı daha güzel yapacağınıza inanıyorum. Hatta bunları kullanıp yapan arkadaşlar olursa, paylaşırlarsa çok sevinirim. Yorumlarınız olursa beklerim. Aşağıya yazabilirsiniz sorularınızı. Hemen hemen her soruya yanıt vermeye çalışıyorum biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.